Artı TV Diyarbakır bürosundan merhabalar. Bundan takriben bir yıl önce 6 Şubat'ta büyük deprem yaşanmış ve on binlerce insan hayatını kaybetmişti. O deprem günlerinde pek çok gazeteci bölgeye koşmuştu. Onlardan ilk olay mahalline Pazarcık'a giden gazetecilerden biri Abdurrahman Gök'tü. Mezopotamya Haber Ajansı editörü. Biz de kendisiyle Pazarcık'ta koordinasyonun yapıldığı bir cemevinde karşılaşmıştık. Abdurrahman Gök çok büyük emeklerle ve çok yoğun bir çalışma yürütmüştü o dönem. Sonrasında çok uzun olmayan bir süre sonra gözaltına alındı ve tutuklandı. Takriben 2 ay önce de, yani 7,5 ay hapis yattıktan sonra 2 ay önce de serbest bırakıldı ve şu anda stüdyomuzda. Hoş geldin Abdurrahman. Merhabalar. Öncelikle geçmiş olsun. Teşekkür ediyorum. Pek çok meslektaşımız hapse giriyor. Çıktıktan sonra artık hani herkes bir anda bunu unutmak istiyor ama hapishanedeki koşullar nasıl? Nasıl geçti 7,5 ay? Yani aslında hukuksuz bir şekilde bir 7,5 ay boyunca mesleğimden, gazetecilikten, sevdiklerimden uzaklaştırıldım, alıkonuldum, öyle söyleyeyim. Biraz öyle değerlendiriyorum. Çünkü aslında tutukluluğumu gerektirecek herhangi bir şey yoktu. Tamamen yalan, bir itirafçının yalan beyanları doğrultusunda bir dosya oluşturulmaya çalışılmıştı. Bu arada bir tane ben arada görüyorum sosyal medyada bir itirafçı, evet, ve deniyor ki bunun şeyleriyle 90'lı yıllarda bizim orada tabii Kürtçe, yani dilde dönmediği için itirafçılara iftiracı denirdi. Evet. Bu iftiracının ifadeleri nedeniyle çok sayıda gazeteci hakkında davalar açılmış. Ümit Akbıyık diye bir itirafçı, iftiracı. Bir sakıncası hiçbir sakıncası yok çünkü açık tanık. Ve bütün mahkemelerde mahkeme kent dolaştırılarak Segbis'le duruşmalara katılan birisi. Tamamen polisin kontrolünde ve hatta kadrolu bir itirafçı olarak artık bütün duruşmalarda avukatlar da böyle değerlendiriyorlar. Çünkü bu kişinin her gün başka bir kentten Segbis sistemiyle Diyarbakır'daki bir mahkemeye bağlanmasının, siz de takdir edersiniz ki, herhangi bir çalışması olmayan, herhangi bir birikimi olmayan birisi için çok mümkün değil. O yüzden kadrolu bir itirafçı olarak şu an kentten kente dolaştırılarak, hatta zaman zaman yeni dosyalar oluşturularak hala faaliyetlerini, itirafçılık faaliyetlerini devam ettiren birisi Ümit Akbıyık. Benim hakkımda da öyle bir küçük bir itirafı olduğu söyleniyor. Ancak ben gözaltındayken o da yoktu. Yani düşünün, 300'e yakın kişi hakkında gözaltı kararı vardı. 150'den fazla kişi gözaltına alınmıştı 25 Nisan 2023 tarihinde. Ve hepsinin gözaltına alınma gerekçesinin temel dayanağı Ümit Akbıyık'ın ifadeleri. Ve benim için de savcı o zaman ifadeleri olduğunu söylediğinde ben de benim hakkımda herhangi bir ifadesinin olmadığını söyledim. Önündeki dosyaya bakınca savcı gerçekten de benim hakkımda Ümit Akbıyık'ın herhangi bir ifadesinin olmadığını, ancak fotoğrafını koyarak benim tutukluluğuma gerekçe kılınabilecek olası bir ifadeyle, olmayan ama olası bir ifadeyle benim tutukluluğumu istedi. Ne demek bu? Yani dosyaya bu itirafçının sizin hakkınızda ifadesi var denilerek ben gözaltına alınmıştım. Tamam. Yargılama bunun üzerinden olacaktı. Ama itirafçının benim hakkımda sorgu tutanağında herhangi bir ifadesi yok. Ama ve fotoğrafı var. Ve bunun sizin hakkınızda söyledikleri ifadeler var. Bunun için ne diyorsunuz diye sorulduğunda ben de benim hakkımda herhangi bir ifadesi yok. Dolayısıyla ben bunun benim dosyama fotoğrafının neden konulduğunu dahi bilmiyorum dediğimde savcı önündeki evrakları inceledi ve gerçekten de benim hakkımda herhangi bir ifadesinin olmadığını gördü. Bu sefer Mezopotamya Ajansı'ndaki haberlerimin, kitap tanıtımları, özellikle kitap tanıtım haberlerini alıp dosyaya koymuşlardı. Bunları tek tek sordu. Ben de hepsinin bana ait olduğunu söyledim. Hepsinin altında imzam olduğunu söyledim. Ve tutuklamaya sevk etti. Mahkemede beni tutukladı. Yani aslında bir talimatla tutuklamaydı. Ve daha sonra yani iddianamenin hazırlanma aşamasında 4 defa daha bu kişinin ifadesine başvuruluyor. 2 defa benim hakkımda yine herhangi bir ifadesi yok. Olmuyor. En son savcı demek ki ısrarla bu sefer isim ve soy ismimi vererek ondan bir ifade alıyor. Çünkü şöyle başlıyor ifadesi bu Ümit Akbıyık'ın. Bana sormuş olduğunuz Abdurrahman Gök'ü tanırım. Yani savcı özellikle soruyor. Aslında benim hakkımda kendisinin anlattığı herhangi bir şey yok. Ama savcı ısrar edince başlıyor kendisine söyletilen muhtemelen. Çünkü düşünün dosyada, iddianamede bütün deliller, suç unsuru diye konulan her şey benim Mezopotamya Ajansı'nda çalıştığıma dair SGK kaydımdır, maaş bordromdur, yaptığım haberlerdir. Hepsi Mezopotamya Ajansı ama ısrarla benim PEL prodüksiyon çalışanı olduğumu söyletmişler. Ve ben orada ilk defa gördüğüm halde bu Ümit Akbıyık'ı ona ben örgüt adına çalışıyorum diyorum. Örgüt adına programlar çekiyorum. Örgüt adına görevliyim. Cezaevinden çıktıktan sonra da örgüt benimle irtibata geçti ve ben yeniden gazetecilik yapmaya başladım. Yani bunu o mu söylüyor? Bunu o söylüyor. Şu kadarlık bir ifade var. Güya sen bunları ona söylemişsin. İlk defa beni görmüş ayaküstü. Sen de hemen... Ve ben hemen merhaba, ben örgüt adına çalışıyorum Ümit filan diye girmişim söze. Bu kadar absürt bir ifade. Ve nitekim mahkemede düşün ilk duruşmaya getirmediler. 6 aylık tutukluluğundan sonra ilk duruşmaya çıktım. Ve ilk duruşmada mahkeme başkanının izinli olduğu söylendi. Yerine geçici bir başkan atandı. Israrla biz bu tanığın ifadesi doğrultusunda tutukluyuz. O yüzden dinlenmesini istiyoruz mahkemede dememize rağmen yazı çıkarılmadı ve dinlenmedi. Ve bu gerekçe kılınarak 3 ay daha benim tutukluğuma karar verildi. 3 ay ertelendi. 3 ayın sonunda mahkemeye getirildi bu tanık. Segbisle katıldı ve yalan söylediği ortaya çıktı. Nasıl? Çünkü şöyle, beni tanıdığını söyledi, gördüğünü söyledi ve biz de ne zaman gördüğünü sorduk. 2020 Temmuz ya da Ağustos ayında gördüğünü söyledi. Hatta bunu söylemeden önce ben gözaltındaki ifademde tarihi söylemiştim ama şimdi hatırlamıyorum dedi. Mahkeme başkanı da hayır siz ilk ifadenizde tarihe dair herhangi bir ifadeniz yok deyip ifadesini yeniden okuyunca ona ha tamam şimdi hatırladım dedi. 2020 Temmuz ya da Ağustos ayıydı gördüm dedi. Ama o tarihte ben bir trafik kazası geçirmiştim ve raporluyum. Ve avukatım şunu sordu. Siz Abdurrahman Gök'ü gördüğünüzde sağlığı nasıldı? Gayet iyiydi dedi. Halbuki ben 2020 yılına kadar bile Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yine yargılandığım bir dava vardı. Koltuk değnekleriyle oraya gidiyordum duruşmalara. Ve o mahkeme heyetinden bir hakim üye de bunun tamamına bu sürece de tanıktı. Çünkü beni yargılayan bir hakim üyeydi. Ve böylece yalan olduğu, yalan bir beyanda bulunduğu açığa çıkınca da savcı hemen bir önceki duruşmada kuvvetli suç şüphesi var deyip tutukluluğumu isteyen savcı 3 ay sonraki duruşmada kendisine sorulur sorulmaz hemen tahliyemi talep etti. Mahkemede bu yönlü bir tahliye verdi, tahliye kararı verdi. Yargılamam devam ediyor. 12 Mart'ta tutuksuz yargılanıyorum şu an. 12 Mart'ta yeniden duruşmam var. Ama cezaevi şöyle bir şey. Aslında siz tutuklandıktan sonra belli bir süre sonra muhtemelen benim gibi sürekli bu yargı baskısına maruz kalan gazetecilerin bu yargı baskısıyla geri adım atmayacağı bilindiği için ailemize belki bir mesaj verilmek isteniyor ya da genç gazetecilere, bu mesleğe yeni başlamış gazetecilere bir mesaj verilmek isteniyor bunun üzerinden. Yani bu gazetecilik mesleğinin tehlikeli sonunun cezaeviyle bitebileceği gibi bir algı belki de yaratabilmek için böyle bir yola başvurduklarını düşünüyorum. 7,5 ay cezaevinde kaldım. Orada da evet ciddi bir kişisel olarak bir fiziki herhangi bir baskıya maruz kalmadım. Ama zaten cezaevinde bulunmanın kendisi bile bir psikolojik işkence. Sizi orada tutmalarının, dar bir alanda tutmalarının kendisi bile bir işkence. Soyutlanıyorsunuz bütün toplumdan, mesleğinizden, her şeyinizden. Bırakın onu, o soyutluluk halinin daha da yoğun olabilmesi için size gelen mektuplar verilmiyor. İstediğiniz her yayına ulaşamıyorsunuz. Televizyonlar tam bir işkence. Yani düşünün, tek bir muhalif diyebileceğimiz Tek bir kanal yok. Yani hani bizce de muhalif değil aslında. Devletin yanında farklı bir kimlikle konumlanan televizyonlar, ama buna bile tahammül edilmiyor. Tamamen iktidarın kontrolünde havuz denilen medyanın televizyon kanallarının verildiği bir yer. Yayınlar da aynı şekilde, gazeteler de aynı şekilde, dergilere hiçbir şekilde ulaşamıyorsunuz. Kendilerinin belirlediği birkaç dergi var, ancak bunlara ulaşabiliyorsunuz. Ve dışarıdan size geldiğinde de bunlar alınmıyor. Gerekçe de şu, dış kantin üzerinden dergi alabilirsiniz. O yüzden dışarıdan gelen dergileri kabul etmiyoruz. Ama siz kendiniz dış kantinden dergi istediğinizde de bu dergi bizim listemizde yok, o yüzden veremeyiz diyor. Mizah dergileri bile verilmiyor, düşünün. Yani mizah dergileri benim ailem bana gönderdi. Bunlar dahi verilmedi. Kantinden isteyebilirsiniz diye. Kantinden de istediğimizde listemizde bu yok deniliyor. Kitaplar konusunda sınırlama var. Gelen kitaplar, örneğin siz bu ay bana kitap gönderdiğinizde, eğer tekli aylardaysak, yani 7. ay, 9. ay gibi aylardaysak verilmiyor. O çiftli aylara kadar bekletilecek depoda, o zaman verilecek. Yani bir kitap eğer 7. ayın başında size gelmişse, ya 8. ayın başında, o da eğer kitap okuma komisyonu okuyup o kitabın size verilmesine karar vermişse veriliyor. Peki diyelim ki okuyacak kitap yok, olmayabiliyor. Olmayabiliyor. Bazen siz kendi elinizdeki kitapları tüketiyorsunuz ve depoda kitaplarınız var, gelmiş, sürekli istiyorsunuz, hala okuma komisyonunda ve okunmadığı için şu an veremiyoruz diyorlar. Ama cezaevinin kendi kütüphanesi de var. Özellikle cezaevindeki tutukluların o kütüphaneye bağışladığı kitaplardan oluşuyor bu genellikle. Siz 2 haftada bir cezaevi idaresine, eğitim birimi denen birime dilekçe ile başvuruyorsunuz. Liste var, kitap listesi var. O kitap listesinden kitaplar istiyorsunuz ama hiçbir zaman istediğiniz kitaplar gelmiyor. Her defasında o kitapların başka odalarda olduğu söyleniyor. Onun yerine rastgele kütüphane birimi kendisi bazı kitapları belirliyor, getiriyor. Bazen okunabilecek kitaplardır, bazen de hiçbir şekilde alıp kapağına bile bakamayacağınız kitaplar olabiliyor. Kişisel gelişim kitapları gibi olabiliyor. O açıdan sıkıntı, yani kitap zaten sınırlama var. Yani siz kendi adınıza, kendi odanızda yüksek güvenlikli cezaevlerinde böyle. Sen hangi hapishanede kaldın? Ben Diyarbakır 1 nolu yüksek güvenlikli cezaevinde kaldım. Orada 15 kitap hakkınız var. Yani odada 15 kitap bulundurabilirsiniz. Ekstradan kitabınız gelirse sizin muhakkak 5 kitap almak istiyorsanız o 5 kitabı odadan çıkarmanız, ondan sonra yeni 5 kitap almanız gerekiyor. Böyle bir sınırlama var. Şimdi S tipleri yapılmış. Bu yüksek güvenliklilerden de daha ağır şartları olan. Oralarda bu sefer 5 kitap sınırlaması var. Yani 5 kitaptan fazla size herhangi bir kitap verilmiyor. O yüzden bu da aslında o psikolojik baskının, o tecridin farklı bir boyutu. Mesela mektup mevzusu, bana sürekli mektup gönderen insanlar vardı, haber kaynaklarım vardı, arkadaşlarım vardı, yurt dışından, yurt içinden depremzedeler vardı, depremzede aileleri vardı, sürekli mektup gönderiyorlardı sağ olsunlar. Ama bu mektupların ben hani bana ulaştığını sanıyordum ama meğer bu mektupların neredeyse yarısı da ulaşmamış. Yani insanlar taahhütlü mektup göndermelerine rağmen bu mektupların hani bana ulaştıklarını düşünüyorlar ama bana ulaşmamış. Çünkü ben cezaevinden çıktıktan sonra bir sürü kişi benimle temasa geçti. Yani mektup gönderdiklerini falan söylediler. Ama bu mektuplar ulaşmamış. Ve cezaevindeki birçok tutuklunun da benzer problemleri vardı. Bilinçli bir şekilde bu iletişim hakları engelleniyor. Anayasanın kendilerine tanıdığı bu hakkı engelliyorlar. Üstüne parası alındığı halde. Yani alınan mektubun parası ödenmesine rağmen, o mektup postaya verilmesine rağmen size ulaşmıyor. Ya da siz cezaevinden o mektubu yazıyorsunuz, veriyorsunuz, para kesiliyor sizin hesabınızdan ama sonradan o mektubun ulaşmadığını öğreniyorsunuz. Ya da çok basit bir şey, Ömer Çelik gazeteci arkadaşım hemen 2 nolu cezaevinde, 2 nolu yüksek güvenlikli cezaevinde, o da tutukluydu. 13 Mayıs'ta seçimden bir gün önce kaleme aldığı mektup Ekim ayında bana ulaştı. Hemen yan tarafımızda. Cezaevi düşünün. 2 nolu yüksek güvenlikli cezaevi ile 1 nolu yüksek güvenlikli cezaevinde seslendiğimizde bile birbirimize sesimiz gidebilecek bir mesafede, bağırarak seslendiğinizde, yani 100 metrelik bir mesafe. Ama o mektup Mayıs ayında postaya veriliyor. Ta Ekim ayında, Kasım ayında ancak size ulaşabiliyor. Anladım. Şimdi, böyle şartlar. Anladım. Az önce deprem bahsi, şimdi sen hapse girmeden önce de çok zorlu bir mesleki faaliyet içindeydin. 6 Şubat'tan hemen sonra galiba aynı 6 gece. Şubat günü aynı gün. Aynı burada gün. Deprem yaşandı. Biz evden çıktık. Ben hemen çantamı zaten ilk aldım yanıma. Ve burada tesislerde yıkılan bir bina vardı. İlk oraya ulaşan gazeteciydim yine. Orada hiç kimse yoktu. Henüz şeyler de gelmemişti. İnsanlar can havliyle, el yordamıyla 5 kişiyi sağ salim o enkazın altından çıkardılar. Tesislerde yıkılan binanın enkazı altından sağ salim çıkardılar. Ve saat 6'ya kadar ben orada kaldım. Saat 6'da deprem üssünün artık Pazarcık olduğunu ve Pazarcık'tan herhangi bir haber alınamadığını öğrendiğimizde Azad Altay arkadaşımla birlikte Mezopotamya Ajansı olarak hemen Pazarcık'a doğru yola çıktık. Yani saat 6-6.30 gibi Diyarbakır'dan Pazarcık'a doğru yola çıktık. Öğleden sonra da oradaydık zaten. Sen deprem bölgesinde bayağı bir sürü köye ilk giden kişi oldun. Sadece gazeteci olarak da değil. Yani oraya giden ilk insan, dışarıdan giden ilk kişi oldun. Çok hani o korkunç soğukta, korkunç tanıklıklar vesaire. Aradan bir yıl geçti. Bir kere şunu sorayım, deprem bölgesine gidecek misin 1. yıldır? Ben aslında öyle bir planlama yaptım. Hatta şu an planlamama göre şu an orada olacaktım ama ben ağır bir, yani bu şu an bütün toplumu esir almış bu hastalıkla boğuşuyorum. Ben de hastalandım ve ilk defa bir hafta boyunca ajansa gitmedim. Yani hastalandığım halde daha önce giderdim, yine ajansa giderdim, çalışmamı sürdürürdüm ama bu sefer biraz ağır bir hastalık geçirdim ve hala geçmiş değil, hala terliyorum, etkisi devam ediyor. O yüzden biraz erteledim gidişimi ama iyileşirsem gitmeyi düşünüyorum. Aslında şunu soracaktım, bu aradan bir yıl geçti, üstüne işte hapislik ve bu tanıklıklar. Depremin, yani ben mesela seninle orada Pazarcık'ta bir röportaj yapmıştım o zaman da Artı TV için, hatırlıyorum. Bir tanıklığını anlattığında ağlaya yazmıştın ve bitirememiştin sözü. Hepimiz açısından çok ağır bir tanıklık dönemiydi, biz oradaki gazeteciler açısından. Aradan bir yıl geçti. Ben işte biz Artı TV olarak Diyarbakır'dan sonra bugün 2 Şubat, 3 Şubat itibariyle tekrar deprem bölgesinde olacağız. Ve şu anda mesela büyük bir şey içindeyim. Nasıl, neyle karşılaşacağım filan. Sende bıraktığı iz ne oldu? Bir aydan fazla kaldım. Pazarcık'ta, Pazarcık'ın bütün köylerine neredeyse gittik Azat arkadaşımla birlikte. Dulkadiroğlu ilçesinin köylerine gittik. Adıyaman Gölbaşı ilçesi ve köylerine gittik. Ve bir ay boyunca biz de, yani depremzedeydik aslında, biz de bir travma geçirmiştik. Ve orada daha ağır travmalar geçiren insanların yaşadıklarına tanıklık ettik. Çok ağır bir süreçti gerçekten. Bu arada bir antiparantez açayım. Yani izleyiciler açısından da bizim yaşadıklarımız depremzedelerin yaşadığının 1'de 1'i bile değil elbette. Ama şöyle bir şey var gazeteciler açısından, şu var. Bizler yani tek kişi ama yüzlerce hikayeye tanıklık ediyoruz ve o travmanın tamamının etkilerini ruhumuzda, bedenimizde yaşamaya başlıyoruz. Evet, mesela bazen insan şunu diyor, hani keşke sadece benim yani yaşadığım bir şey olsaydı ama bu kadar farklı trajediye tanık olmasaydım diyor insan. Ama bu arada helikopter sesi izleyiciler, Diyarbakır'dayız, bu normal, ses gidiyorsa yayına. Pardon, seni kestim. Yani öyle bir şey aslında yaşadığımız, tam da senin dediğin gibi, yani tek tek bir sürü insanın hayatına temas ettiğimiz ve yaşadıklarını kendilerinden bizzat dinlediğimiz için birinci elden onların da yaşadığı travmaları bedenimizde, ruhumuzda hissetmeye başlıyoruz ve etkisinden çıkmak çok kolay olmuyor gerçekten. Yani düşünün, donarak yaşamını yitiren insanları görmek farklı bir etki yaratıyor ama çocuğunun kendi gözleri önünde donarak yaşamını yitirdiğini bir kişinin size anlatması daha bambaşka bir etki bırakıyor üzerinizde. Yayında da zaten ben o yayında da öyle bir şey anlatıyordum. Yani annesini babasını yitirmiş bir genç kardeşinin yaşadığını görüyor. 3 gün boyunca yardım gelmesini bekliyor ve 3 günün sonunda kardeşinin cansız bedenini o enkazın altından çıkarıyor ve çıkardığında herhangi bir eziklik olmadığını söylüyor. Donmuştu diyor. Evet. Donmuştu çünkü dondurucu bir soğuk vardı gerçekten. Tabii. Yani düşünün, biz aracın içerisinde sabaha kadar o aracı çalışır vaziyette bırakıyorduk ısınabilmek için. Çünkü ilk günler bir çadır bile yoktu, bir şey bile yoktu, sığınabileceğimiz herhangi bir yer bile yoktu. Ve 2 battaniyeyi üzerimize atıyoruz. Buna rağmen titreye titreye sabahı buluyorduk. İnsanlar o enkazın başında ailelerinden bir haber bekleyecek durumda bekliyorlar ve o enkazın altında da aynı şekilde yaşayan insanlar var. Daha tabii ağır bir şey. Ve birçok insanın da yaşamını yitiren büyük bir bölümü insanların da yardım zamanında ulaşmadığı için yaşamlarını yitirdiler. Donarak yaşamlarını yitirdiler. Mesela Pazarcık'ta da, Gölbaşı'nda da bizim gördüğümüz, temas ettiğimiz, dinlediğimiz hikayelerin birçoğunda bu vardı. Eğer zamanında yardım ulaşmış olsaydı belki ölü sayısı o kadar fazla olmayacaktı. Evet, biz ilk Gölbaşı'na gittiğimizde gerçekten tek bir araç görmedik. Bir iş makinesi görmedik herhangi bir enkazın altında. Oradan Pazarcık'a gittik. Pazarcık'ta sadece bir binada, ana yol üzerinde bir binada çalışma vardı. Onun dışında başka hiçbir binada bir çalışma yoktu. İkinci gün daha keza, üçüncü gün daha yeni 2-3 ekip geldi ve bu 2-3 ekip yeni bazı binalarda arama kurtarma faaliyetlerine başladılar. Nitekim bizim yaptığımız haberler sonucunda mesela Cengiz Topel mahallesinde sağ salim çıkarılan bir anne ve 2 evladı vardı. Biri yanılmıyorsam 7, diğeri 9 yaşında 2 erkek çocuğu anneyle birlikte sağ salim kurtuldular. Onlar da Fidan abla vardı, belki hatırlarsınız. Tabii senin yayınlarında evet, herkes o Fidan ablanın verdiği bilgi üzerine yaptığımız haber sonrası 4. gün bir arama kurtarma çalışması yapıldı ve o anneyle 2 evladı sağ salim çıkarıldı. Yani eğer vakti zamanında yardımlar ulaşmış olabilseydi, emin olun çok daha hayatta olan, bugün hayatta olan insan sayısı çok daha fazla olurdu. Ve bu, düşünün, bizler ilçe merkezleri için, şehir merkezleri için söylüyoruz. Köylerin durumu daha da bir başkaydı. Çünkü köyler, 30. günde bile gittiğimiz köylere hala tek bir yetkilinin gelmediğini duyuyorduk insanlardan. Ve birçok köy yerle bir olmuştu. Pazarcık'tan sonra biz işte döndük tekrar, sanırım depremin 20. günü filan, bu sefer Hatay'a gittik. Evet. Hatay'da, Samandağ'da, işte Defne'de, Antakya'da filan 20. günden sonra bile daha hiç dokunulmamış binlerce enkaz vardı. Evet. Hiç dokunulmamıştı. Öyleydi, öyleydi. Bizim de tanık olduğumuz köylerde özellikle, evet, zaten şehir merkezlerinde vardı. Tanık oluyorduk buna ama şehir merkezlerinde bazı binalarda da olsa yine 3. 4. gün, 2. günde çalışmaların olduğu yerler vardı ama köyler öyle değildi. Düşünün, bir köye gittim ben. Küpeli Kız köyüydü sanırım. 30. gün gibi bir şeydi sanırım. Hayvanlar ahırlardan daha sağ çıkarılıyordu. Bir deri bir kemik kalmıştı ama insanların inekleri o ahırların enkazından tabii çıkarılıyordu. Ve daha yeni ilk defa bir iş makinesi o köye gitmiş ve böyle bir çalışmaya katılıyor. Yani bunlara biz tanıklık ettik. Zaten insanlar kendi çabalarıyla kendi köylülerini o enkazın altından, cansız çıkarılanlar da, hayatta olanlar da, yaşayanlar da o şekilde çıkarılmıştı. Ama köylerin bir de böyle bir yönü vardı. Her evin altında ahırlar var ve bu ahırlarda küçükbaş, büyükbaş hayvanlar var. Bu hayvanların, özellikle ölen hayvanların yaydığı koklar nedeniyle insanların suratlarında, vücutlarında, bedenlerinde ilginç yaralar oluşuyordu. Bir salgın riski de söz konusuydu. Ama buna rağmen düşünün, devletin görevlendirdiği sağlık personelleri yetişemediği halde mesela SES gibi, Türk Tabipler Odası gibi sivil toplum örgütlerinin bölgeye gönderdikleri ve kurmak istedikleri merkezler de engelleniyordu. Bunlara da tanıklık ediyorduk. Bunların da kendi çabalarıyla topladıkları tabii ilaçların ulaştırılması için, yani köylere ulaştırılması için yürüttükleri çabaları engelleniyordu. İşte bu Pazarcık'taki neydi? Evet, Cem Evi'nde bir koordinasyon merkezi kurulmuştu. Sivil toplum örgütleri ve HDP'nin öncülüğünde orada sağlık örgütleri de vardı. Hatta eczane gibi bir yer kurulmuştu ve buradan her gün bizler de uğradığımız köylerde gördüğümüz özellikle ağır hasta, yaralı ya da kronik hastalığı bulunan insanların ulaşamadığı ilaçların ulaştırılabilmesi için elimizdeki notu bu sağlık görevlileriyle mesela paylaşıyorduk. Böyle de bir görevimiz vardı. Böyle bir misyon biçmiştik kendimize. Ve onlar hemen ertesi gün o köylere gidip hem bir tarama, sağlık taraması yapıyorlardı. Hem de ellerindeki ilaçları götürüp o insanlara ulaştırıyorlardı. Ama o merkez biliyorsun 10. gündü sanırım. Kayyum tarafından el konuldu ve daha sonra dağıtıldı orası. Sonra dağıtıldıktan sonra ben gittim oraya. Hı hı. İkinci deprem bölgesine ikinci gidişimde galiba ve yani oradaki o dayanışmak üzere Türkiye'nin dünyanın her yerinden gelen insanlar filan yoktu hiç kimse. İçeri girdik tamamen askerler gibi. İçin bir yatakhaneye dönüştürülmüştü ama askerler de artık bırakmıştı. Yoktu, bırakmışlardı. Evet yani orası öyle bir pek çok köyün ne derler nefes borusu iken o merkez tamamen kapatıldı, kaldırıldı. Ya şöyle bir şey vardı, özellikle Pazarcığın şöyle bir özelliği vardı biliyorsunuz. Alevi Kürtlerin yoğunlukta yaşadığı bir yer ve Alevi köylerine köylülerin anlatımları üzerine zaten biz de buna tanıklık ediyorduk. Gerekli yardımın yapılmadığı, gerekli imkanların sağlanmadığı yönde sürekli eleştiriler vardı. Senden özür dilerim. Senden farklı olarak biz böyle her yeri dolaştık. Evet. Yani sen belli yerlerdeki köylere sürekli gittin. Pazarcık'ta işte Gölbaşı'nda. Evet. Biz Alevi, Sünni demeden Türk, Kürt her yeri böyle bir şeyle turladık. Bütün bölgeyi dolaştık. Devlet yardım etmeme konusunda çok az ayrımcılık yapıyordu. Hiç kimseye yani bir böyle hiç kimseye yardım etmiyor. Şöyle bir şey, ben bir somut bilgi üzerinden bir şey paylaşmak istiyorum. Büyük Nacar, Küçük Nacar köyleri vardı, Sunni köyler. Büyük tahribata uğradılar gerçekten. Biz kendimiz de gittik. Hatta orada toplu defin töreni vardı. Bunu ilk biz yayınladık. Azad arkadaşım gitti. Oradaki o manzarayı da çekti ve biz paylaştık. Bu köye mesela şeyin de itirafı o yönlüydü. Bu o yardım merkezine atanan kayyum vardı. Kendisi de Paluluydu. Hatta söyledi, bunu benimle paylaştı. Biz dedi bütün köylere yardım götürüyoruz ve örnek verdi. Hatta bak Büyük Nacar'a dedi 110 tır yardım götürdük dedi. Orada şu an bile 4 tane ambulans var. Çok doğru söylüyorsunuz dedim ama Şahinli Köyü üzerinden gidiyorsunuz değil mi dedim. Evet dedi. Şahinli'ye ne götürdünüz dedim. Hiçbir yanıt veremediler. Çünkü Şahinli Köyü de Alevi Köyü mü? Alevi Köyü ve Şahinli Köyü neredeyse Büyük Nacar yani nüfus oranına göre bir oransal karşılaştırma yaptığınızda o kadar büyük bir tahribatın olduğu bir köy. 22 kişinin yaşamını yitirdi. Büyük Nacar'da da 76 kişi yaşamını yitirmişti. Küçük Nacar, Büyük Nacar, Orta Nacar bu 3 köyde yaklaşık 150 kişi yaşamını yitirmişti. Ama Şahinli'de de 23 kişi yaşamını yitirmişti ve buraya herhangi bir yardım götürülmedi. Yani biz buna tanıklık ettik. Ve Büyük Nacar'a götürülen tırların tamamı Şahinli Köyü'nün içerisinden gidiyordu. Böyle bir ayrımcılıktan ben söz ediyorum. Ve bu insanlar bunu kendi gözleriyle görüyorlar. Anlatıyorlar bunu. O yüzden anlattığım tanıklıklar genelde benim şahit olduğum doğrudan köylülerden duyduğum şeylerdi. Ve şöyle bir özelliği vardı. Pazarcı'nın Pazarcığın büyük bir bölümü yurt dışında yaşıyor. Genelde kalanlar yani birçok ev yıkılmasına rağmen yaşamını yitiren kişi sayısı oransal olarak yıkılan binalara ve evlere oranla azdı. Nedeni de insanların bu evlerin büyük bir bölümünü köylerde de şehir merkezinde de ilçe merkezinde de yazlık olarak kullanmalar. Yani depremin Şubat ayında meydana gelmesi ve o evlerin büyük bir bölümünün boş olması daha büyük bir can kaybının oluşmasına engeldi. Köylerde nitekim öyleydi. Tabii. Köylerde Ördek'te de köyün Ördek'te de köyü neredeyse yerle bir olmuş, yaklaşık 300 haneliydi sanırım. Yani hafızam beni yanıltmıyorsa. Ama yaşamını yitiren kişi sayısı bir elin parmağını geçmeyecek kadardı. Evet, çünkü sadece yaşlıların yaşlılar sadece var. Nitekim biz gittiğimizde Almanya'dan filan gelmişlerdi. evet, akrabalar yardıma filan. Abdurrahman, seni çok yormayayım sağlık dolayısıyla da, ama son olarak şunu sorayım. Şimdi sen deprem bölgesinden döndükten çok kısa süre sonra, evet, tutuklandın. Hem o bütün tanıklığınla birlikte hapse girdin, hem üstünden bir de Mayıs seçimleri geçti. Evet. Sen o sırada da hapishanedeydin. Bir kere şunu sorayım. Deprem bölgesinden gelen seçim sonuçlarını gördüğünde ne hissettin? Ya öyle bir sonucun çıkacağını az çok tahmin ediyorduk. Orada insanlarla konuştuğumuzda da bunu fark edebiliyorduk. Ama şu mevzu, yani insanların sürekli söylediği sonuçlarla oynandı, sonuçlara dıştan bir müdahale yapıldı. Evet, yapıldı olabilir. Ancak deprem bölgesinden Maraş'ta yine AKP'nin kazanacağı konuşuluyordu. Adıyaman'da yine kazanacağı konuşuluyordu. O zaman bile konuşuluyordu. İnsanlar tepkili olmasına rağmen, yardım gelmediğini söylemelerine rağmen, siz biraz sohbet ettiğinizde o sohbetlerinden de aslında bunun seçimde tercihlerini etkilemeyeceğini az çok görebiliyordunuz. Çünkü... Ama şöyle bir şeyi ben düşünüyordum. Yani oy oranında bir düşüş yaşanır diye düşünüyordum. AKP'nin oy oranında bir düşüş yaşanacaktır. Bu insanlar evet farklı bir partiye yönelmeyebilirler ama oy vermezler en azından. Öyle düşünüyordum. Tam cezaevinde sonuçları birebir daha önceki seçimlerle karşılaştırabilme imkanlarımız, sen de takdir edersin ki, yoktu. O yüzden onu bilemiyorum nasıl oldu, ama nitekim beklediğimiz gibi AKP o bölgelerin tamamında yine birinci parti oldu. Biraz da herhalde insanların çaresizliği ve eğer oy vermezsek var olan yardımlar da kesilebilir. Muhtemelen yani o korku olabilir. Yani zaten birçok insan tepkisini dile getiremediğinde biz kameralarımızı kapattığımızda bu kaygılarını ifade ediyorlardı. Yani düşünün, şöyle şeyler de yaşandı. Mesela insanlar bize dertlerini anlatıyorlar, iktidara oy verdiklerini söylüyorlar, buna rağmen eleştiride bulunuyorlar ve sonunda şunu söylüyor: biliyorum bunları yayınlamayacaksınız, siz de korkuyorsunuz diyorlar. Siz yayınlıyorsunuz ama yayınladıktan sonra bu sefer arıyor, ya benim videomu kaldırır mısın diyor. Yani evet. Böylesi bir korku iklimine insanlar esir olmuş durumda ve kendilerini sanki oy vermek zorunda, sanki iktidar aleyhine herhangi bir konuşma yapmamaları gerektiği noktasında bir yere konumlandırıyorlar. Maalesef buna çok tanık olduk. İnsanlar belki de korkularına yenik düştükleri için ya da gelecek olası yardımlardan da mahrum bırakılacaklarını düşündükleri için böyle bir tercihte bulundular. Bilemiyorum ama tercihleri ne olursa olsun o insanlar o muameleyi hak etmiyorlar. Hiçbirisi o muameleyi hak etmiyor. Ben biraz önce söylediğin şeyin tanıklığına dair de bir şey söylemek istiyorum. Pazarcığın mesela ana caddenin alt tarafında bulunan Menderes Mahallesi, İstasyon Mahallesi daha çok MHP, AKP seçmeninin yoğunlukta olduğu bir mahalle. Üst kısım ise Alevilerin, Kürtlerin yoğunlukta yaşadığı, daha çok HDP ve CHP'li seçmenlerin bulunduğu bir bölgeydi. Ama yardımlar konusunda, kaderine terk edilmişlik konusunda Menderes Mahallesi, İstasyon Mahallesi'nde de durum farklı değildi. Evet. Yani insanların tepkileri, insanların çaresizliği, aynı şekilde Cengiz Topel'dekiler neyi anlatıyorsa aynı şeyi Menderes Mahallesi'nde, İstasyon Mahallesi'ndeki insanlar da anlatıyorlardı. Yani değişen hiçbir şey yoktu. Hatta çok özür dileyerek bir şeyi daha anlatmak istiyorum. Menderes Mahallesi'nde ben bir evin önünde bir baraka kurmaya çalışan bir beyefendiyle konuştuğumda gözyaşları içerisinde şunu anlattı. 3. ya da 4. gündü biz röportaj yaptığımızda şunu söyledi. Ben Libya'dan, inşaat işçisi olarak Libya'da çalışıyormuş. Ben Libya'dan kalkıp buraya kadar geldim, gittim, Evrar sitesindeki o dramı gördüm. İnsanların cansız bedenleri görünüyor ama hala bir iş makinesi yok. Hala devletin bir asker göndermiş değil buraya ama devletin dünyanın dört bir tarafına savaş için asker gönderebiliyor. Bu insanların yaşamını kurtarmak için niye asker yok diye bir tepkisi vardı. Ve sonunda da şunu söylemişti. Bunu yayınlamayacaksınız biliyorum ama ben yine de tepkimi, düşüncelerimi ifade etmek istiyorum demişti. Ben yayınladım o videoyu. Hatta o videonun altına bir sürü kişi çok affedersiniz ama hakarete varan ifadelerde de bulundular. O acıyı yaşamayanlar, o çaresizliği bilmeyenler. Daha sonra ben yeniden gidip görüşmek istedim. Hani ailesinden herhangi bir haber alabildi mi diye. Gittiğimde yoklardı evde. Komşularına sordum ve hem eniştesinin, hem kız kardeşinin, hem yeğenlerinin yaşamını yitirdiğini, onların cansız bedenlerini almak için Maraş'a gittiklerini söylediler. Yani insanlar, şimdi bu insan kendisi söylüyordu. Yani AKP, MHP iktidarına, yani bloğuna oy vermiş birisi. Ve bunu söylüyor. Bunu söylüyor ama tepkisini de dile getiriyor yani. Ta Libya'dan ben kalkıp kendi imkanlarımla buraya kadar gelebiliyorken devletim nasıl bu kadar gün geçmesine rağmen hala buraya gereken yardımı ulaştırmış değil, gereken iş makinelerini ulaştırmış değil. Evet, depremin boyutu büyüktü ama söze geldi mi de devlet de büyüktür. Değil mi? Söze geldi mi dünya ekonomileri arasında sayılı bir yerimiz var deniliyor. Söze geldi mi şu kadar iş makinamız, şu kadar askerimiz, şu kadar uçağımız, şu kadar tankımız, kepçemiz, bilmem neyimiz var deniliyor. Ama depremin ilk günlerinde maalesef bunların hiçbirisi sahada yoktu. Bizim gözlemlerimiz de, insanların tepkileri de, o gün dile getirdikleri ifadeleri de hep bu yönlüydü. Arşiv çok uzak değil, bir sene gibi bir süreçte siz internete yazdığınızda o günlerde neler yaşandığı gayet net bir şekilde çıkıyor ortaya. Ve ben şunu da söyleyeyim, bir sene geçmesine rağmen ben ara ara cezaevinden çıktıktan sonra görüşüyorum, o haber kaynaklarımla görüşüyorum, durumunuz ne, İnşallah biraz daha iyiye gitmiştir, düzelme vardır diye sorduğunda daha da kötüye gidiyor diyor. Çünkü evet, o günlerde insanların yaraları henüz sıcaktı, insanlar yaşadıklarının daha tam farkında değillerdi. O yüzden bir çadıra bile razı gelebiliyorken bugün bırakın bir çadır, bir konteyner bile bu insanların dertlerine çare olabilecek bir noktada değil. Ve hala birçok insanın konteynere ulaşmadığını biliyoruz. Mesela benim görüştüğüm Pazarcık'taki birçok kişi bunu söylüyor. Zaten biz daha oradayken de insanlar kendi imkanlarıyla, imkanı olanlar konteyner bulabiliyorlardı. Ya da Avrupa'dan yakını bulunanlar komşularının yardımıyla el birliği edip bazı köylere en azından 3-4 ailenin sığabilecekleri konteynerler satın alıp gönderiyorlardı. Ama bu imkanı olmayıp bir çadır bile bulamayan çok insan vardı ve hala çadırda yaşayan insanlar var. Bırakın o ev sözlerini, hala köylere herhangi bir şey yapılmış değil. Hala insanlar konutlara yerleşebilmiş değil. Ve hala çadırda yaşayan insanlar olduğunu en azından benim haber kaynaklarımla yaptığım görüşmelerde bunu söyleyebiliyorlar. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olasın. Mezopotamya Haber Ajansı editörü Abdurrahman Gök ile konuştuk. Hem birinci yıl dönümünde deprem bölgesindeki tanıklığını, hem de 6 Şubat depreminden kısa süre sonra tutuklandı Abdurrahman Gök. 7,5 ay hapiste kaldı. Cezaevinde haksız yere bulunmak, bulundurulmak, tutulmak nasıl bir şey, onları konuştuk. Başka bir programda görüşmek üzere. Hoşça kalın.